Merhabalar, ben Nide Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Hatice Aslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Miray? Merhabalar. Çok iyiyim çünkü enerjim de çok uyan bir enerjiyle karşı karşıyayım. O çekti zaten. Dedim ki ya nasıl güzel bir ses bu. İnsana nasıl hayat veren ve sorduğun sorular beni benden aldı. Dedim ki ya insanı kendine tanıtır o sorular. Ya tekrardan keşke kendinle yüzleşirsin. Tabii benim için de büyük bir sorumluluk ama biraz klasikten gideceğiz başlangıçta. Çok kardeşlilik bir kere değil mi? 9 kardeşim, evet, 6.'sı kardeş. Sivas'ta doğma gibi bir durum var. Orada büyüme durumu var. Biraz anlatsanıza ailenizi bize. Ya 9 kardeş, kalabalık aile olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu daha yeni anlamaya başladım. Çünkü kayıplar başlıyor tabii belli bir yaştan sonra. Evet. Üst üste gelmeye başlıyor. Çok güzel geçti çocukluğumuz. Yani kalabalık aile olduğumuz için oyun alanlarımız kendiliğinden oluşuyordu. Yani oyun koşulları. Birbirimizde çünkü aramızda yaş farkı da çok yok. İkişer yaş fark var. O yüzden hani çok keyifliydi. Sobalı bir evde büyüdüm. Annem bizden önce kalkardı. Soba yakılırdı. O sobanın üzerindeki o su sesiyle uyanırdık. Ranzalı bir evdi. Çünkü kalabalık olunca babamın bir arkadaşı ona 3 katlı ama 2 katlı değil 3 katlı ranza hediye etmişti. Şahane. Böyle perdesi falan olan bir ranza. Onun böyle perdesini kapatmaya bayılırdım ben. Böyle oraya sahne gibi düşünürdüm falan böyle. Hoşuma giderdi. Öyle bir yerde büyüdük işte. Odaların renkleri vardı. Sarı oda, pembe oda, mavi oda. Ay çok güzelmiş bunlar. 5 kız, 4 erkeksiniz siz. Evet, 5 kız, 4 erkek. İlk ablam, ablamı kaybettik. Sonra abim, sonra tekrar ablam, sonra abim. Böyle gidiyor yani sıralama. Son 2 kardeş, Gülseren Mehtap kız olarak doğdu. Yani sırayı bozdular. Yani Halife Bey ile Rahime Hanım. Şimdi enteresan da insanlarmış. Hani biz eskiden Anadolu insanlarını hoşgörülü, anlayışlı, çok şey bilen, bilge insanlar olarak tanımlardık. Şimdi bütün o tanımlar da değişti. Biraz onlardan öğrendiklerinizi bize tanımlar mısınız? Çünkü benim okuduğum, izlediğim kadarıyla gerçekten bizim o eski yıllarda tanımladığımız gibi insanlar onlar değil mi? Sonradan çok dilimize pelesenk olmuş şeyler var ya, olanı olduğu gibi kabul etmek. Evet. Ben sonra onları bir sürü işte bu ritüel şeyler çıktıktan sonra görmeye başladım. Aileden onu gözlüyordum zaten. Hani olanı olduğu gibi karşılamak, elindekileri sunmak, acıklı hale getirmemek. Mesela çok zor zamanlar da geçirdiğimiz oldu. Sonradan anladım tabii ki bunu. Annem yemek yaparken şeyi çok severdik. İlk yağ konur, soğan kavrulmaya başlar, üstüne salça, böyle mis gibi koku, ekmek banmayı çok severdik. Annem de çok kızardı yemeği şey yapmayalım diye. Bize kahvaltıda bir gün salçalı böyle o sevdiğimiz şeyden koydu. Meğerse artık bir dönem yani kahvaltılık bir şey yokmuş. Biz nasıl sevinmiştik. Hiç yansıtmıyordu yani bu tip şeyleri. Gerçekten çok güzel idare ediyordu. Neşeli bir kadındı zaten, şakacı bir kadındı. Babam da tam tersine kont, memur, fötr şapkalı, pardişülü, yakışıklı bir adam. Annem cilveli. Böyle ikisinin arasında biz tabii hep böyle babam tarafındaydım nedense. Annem bana çok taşkın geliyordu. Sonra kendim de öyle oldum, o ayrı. yani sonra yani keşke yani çocukluktan itibaren o ilk kız o çocuğu olmaya başladığından itibaren ne kadar özel insanlara sahip olduğumuza uyanabilsek. Yani işte annem niye oje sürmüyor, annem niye böyle süslü değil falan gibi şeylere bile takıldığım oluyordu. Sonra tabii o ellerini öptüm yani o sonraki yıllar. Özel iki insandı. Yani anneme biz mesela evine gitmeden önce anne bir şeye ihtiyacın var mı gelirken? Yok yok kurban her şey var. Ya her şey var giderdik hiçbir şey yok evde. Bir yoğurt var bir süt var. Anne ya söylesene alalım. Ne istiyorsun yapayım hemen. Gerçekten de yapardı. Yani böyle enteresan bir kadındı. Babam da aynı şekilde çok çalışkan bir adamdı.
dürüst bir insandı gerçek anlamda. Öyle olunca da onlarla beraber yoruluyorsun. Sigara, içki yok bu arada evde. Tabii o dönem sigara doğal bir şey değil. İçki sadece babam çalışma arkadaşları çıktığı zaman içen biri. İşte sofralar kuruluyor öyle zamanda. Aslında annemin köyü tam bir içkici köy. Yani Sivas'ın Hamal köyü. Bayağı çay bardaklarında rakı içilen, kasa kasa rakı akan bir köy. Annem çok hani biliyor rakı içmeyi bu arada. Buldum hani bir diker kafaya falan şeklinde. Ama hani içki ve sigara pek... Hatta abim sonraki zamanlarda az içsin diye içkiyi şey yapardı annem. Ya bana da bir versene, boğazım şöyle şey oldu diye, kaşındı diye. Abim derdi ki bak şimdi benden içkini isteyecek derdi. Annem de derdi ki bak şimdi ben onun içkisini sanki boğazım kaşınıyormuş gibi alacağım. İkisinin birbirinden haberi var. Böyle ikisi de birbirini bilerek. Öyle bir insanın sesli düşünebilmesi kadar büyük bir lüks yok herhalde. Kardeşlerimle öyle bir ortamda büyüdüm. Ay şahaneymiş bu. Babamdan evet. Dürüstlüğü, annemden cömertliği aldım gibi bir cümlenizi görünce hemen özellikle sormak istedim onu. Eğlenceli bir dünya hayal ediyor çok. İnsan. Ya annem şakacı. Hiç durmuyordu kadın yani, sürekli bir şey yapıyordu mutlaka. Babamla da çok enteresan bir şeyleri vardı zaten, sevgileri. Artık 90'lı yaşlara geldiklerinde annem artık tanımamaya başlamıştı. Babam tabii çok üzüldü. Bu güzel adam kim dedi. Abim dedi ki anne dedi bak dedi seni çok beğenmiş. Yok ben evliyim. Hani beğendi ama bir yanda aynı kişiyi beğenecek demek ki. Öyle şeyler de yaşadık yani. Güzeldi yani, çok dramatik hale getirilmedi daha doğrusu olan bir şey. Çünkü yapacak bir şey yok diyorsun. Yani olanla ölene çare olmadığını yaşayınca, başına gelince anlıyor insan. Baba teşvik etmiş, kızım çok güzel sesin var senin, bunun okulunu okusan diye, değil mi? Tabii kalabalık aile olunca doğum günü kutlama falan o tip şeyler olmuyor. Yani tatile çıkmak falan gibi öyle şeyler hiç bilmedim ben. Okul biterdi, okuldan sonra bir yere çalışmaya giriyordum. Yani o benim için daha doğaldı çünkü öbür türlü sanki boşluk gibiydi. Çünkü harçlık getiriyorsun eve, para kazanıyorsun, çalışıyorsun, farklı ortamlar, farklı insanlar tanıyorsun. Hani bu dramatik bir şey değildi. Doğum günü kutlamalarında babamın bir tane uzun kablosu olan bir mikrofonu var. Gurunduk bir teyp. Ona böyle kaseti koyar, sesimizi kaydederdi. Doğum günüyle ilgili böyle hani hepimiz bir şarkı söylerdik. İşte bir şiir okuyan hani falan öyle. Babam da hep böyle şey derdi. Benim, kız Hatice kızımın da sesi çok güzel. Onu ben konservatuvara yollayacağım. Yani kafamda bir konservatuvar ama ne olduğunu bilmiyorum. Sonra tabii liseyi bitirdim. Hayallerim var. Güzel sanatlar okumak istiyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Çizmeyi seviyorum. Fakat İstanbul, kızım dedi, Ankara'da ablanlar var. En azından onların olduğu bir yere yaz ki. O zaman üniversitede çünkü yazıyorsun. Nereye olursa oraya gidiyorsun. Görücü usulü şeyler başlıyor tabii. Liseyi bitirmişsin. Artık yetişkin bir kızsın falan o dönemde. 70'li yıllardan bahsediyorum. Sivas'ta okudunuz bir de değil mi liseyi? Tabii. Lise sona kadar ben Sivas'taydım sürekli. Görücüler gelmeye başlıyor ama yani o kadar bana uzak ki, hani bir erkek modeli uzak bir kere. Yani o kadar çocuğum ki, hani onun için bir tuhafıma gidiyorduk. Abla dedim ben de seninle geleyim Ankara'ya. Beraber Ankara'ya geldik. Benim işte dönüm noktam o. Ablamın kayınbiraderi. Biraz şey gibi oldum, sabah kuşağı gibi oldu ama. Çok heyecanlı dinliyorum. Yan dairede oturuyordu Mustafa abi, dedi ki ya dedi senin sesin çok güzel, hemen Cebeci'de konsert vardı, ablamların evine çok yakın, götüreyim seni dedi, bir dedi başvuralım hani orada görelim olabiliyor mu. Cuma'ydı gittiğimizde Durmuş Bey muavin odasında dedi ki bütün sınavlar bitti fakat dedi kontenjan boşluğu sebebiyle tiyatro bölümüne bir sınav daha açıldı dedi. Bak kontenjan boşluğu, sonradan biz sınıf arkadaş grubumuz hala durur. Sorduk. Ya dedik şu torpilli kimse çıksın artık ortaya falan şeklinde. Çünkü belli ki birinin torpilinden dolayı kontenjan boşluğu nedeniyle bir sınav açılmış. Hani dediler ki tiyatro bölümü. Müzik için gitmiştim normalde. Bak dediler bu parçaları al. Hamlet'i verdi, Cimri'yi verdi. İki kitabı. Bir de şiir ezberleyeceksin. Sanki çok kolaymış gibi hepsi. Pazartesi sınavı var dedi bana. Yolladı. Geldim eve.
okuyorum mümkün değil, kafama girmiyor. Hani kafam böyle sanki kazan gibi oldu, başıma ağırlar girdi. Ezberlemeye çalışıyorum. Bize hep sorarlar ya, ay bu ezberi nasıl yapıyorsunuz diye. Tam o durumdayım. Hı hı. Pazartesi oldu, geldim konservatuvarın bahçede, inanılmaz havalı herkes. Herkes bana rüya gibi çok güzel geliyor. Onları seyrediyorum böyle gülerek, hayranlıkla. Tam film karesi gibi kapıdan girdim küçük sahneye. Karşıda Cüneyt Gökçer oturuyor. Yanında bir elektrikli soba, kürküyle. Diğer yerde işte Semih Sergen'den, Bozkurt Kuruç'tan, Cihan Nal'dan, Nurşen Girgin Koç. O kadar çok insan var ki, unutmayın Mahir Canova. Böyle inanılmaz kalabalık bir hoca ekibi var orada. Asuman Korat. Ben de Cüneyt Gökçer'i gördüm. Yaprak Dökümü diye bir sinema filmi de seyretmiştim. Çünkü bizim arkaya bir dönüyorum. Sivas'ta babam memur olduğu için kart dağıtırlardı bize. Sinema kartı dağıtırlardı. Biz o sinema kartıyla her hafta sinemaya giderdik. Atölye sineması vardı. Demir Çelik Fabrikası'nın sineması. Hiçbir filmi kaçırmıyorduk. Televizyon falan yok tabii evimizde. Orada Yaprak Dökümü'nü seyretmiştim. Görür görmez Cüneyt Gökçe dedim ki, artık kazanmasam da olur. Bu kadar yakından gördüğüm için dedim, çok mutluyum falan. İçimden böyle söyleyerek çıkıyorum. Bütün görkemiyle Cüneyt Gökçer oturuyor orada. Ne hazırladın? Zannediyorlar ki Ofelia doğal olarak. Hamlet'ten bir Hamlet'in bir tiradı var, onu hazırladın. Herkes bir şey yapmaya başladı zaten. Gülmeye, çünkü konuşmamda da hafiften bir İç Anadolu ağzı var. Hani çok belirgin olmasa da gelecek, gidecek, değil gibi kelimeler ister istemez hemen fark ediliyor. Peki kızım oyna dediler. Ben iki satır Allah'tan kestiler. İki satır sonra zaten iki satır ezberleyebilmiştim. Molière'den işte ikili bir parça. Harpagon'la La Flèche'in sahnesi dedim. Öyle mi dediler? İki kişi. Evet hocam dedim. Çünkü edebiyat dersinden yabancı değilim ona. Bir o tarafa geçiyorum, bir bu tarafa geçiyorum. Önce kızıyorum, sonra ama efendim yapıyorum. Parayı sen çaldın biliyorum diyor. Hayır efendim ben çalmadım falan diye. Onu oynamaya başladım. Peki dediler. Mimik şeyine geçelim dediler. Anneni çok özlemişsin falan gibi bir mimik şeyi konusu. Tabii ben de gerçekten annemi özlediğim için hüngür hüngür ağlayarak bitirdim. Neyse kapının önüne çıktık. Bozkurt Kuruç geldi yanıma. Dedi çok ışık var, şahane, iyi görünüyor. Fakat dedi biraz çalışman gerekiyor. Bak dedi okulun bir kütüphanesi var, oraya git. Orada güzel tiyatro eserleri var, onları oku, kendini geliştir. Olacak, olacak falan yaptı. Dedim herhalde kazanamadım. Tam giderken Alaaddin diye bir balet arkadaşımız var. Beni o çevirdi. Nereye gidiyorsun kısaççı dedi. Dedim ben kazanamamışım galiba. Hani hoca öyle söyledi. Çalışıp geleceğim. Olur mu dedi, arkadaşlarını dedi bekle. Bu arada önce tanınmışların ismini asarlar. Böyle şaka olsun diye işte Türkan Şoray, Fatma Girik, ne bileyim işte böyle tanınmışlar Cüneyt Arkın gibi. Bir şaka yaparlar. Herkes kendi numarasının karşısına bir baka. Aa Fatma Girik diye. Gerçek liste asıldı. Benim de adım var. Sonrası zaten benim deli gibi çalışma tempom başladı. Sabah 6'larda kalkıp Kurtuluş Parkı'na kadar koşmak. Sonra gelip akrobasi odasında çalışmak, sonra 8'de derse girmek ve hiç durmadım. Sivas'ta ilkokul, ortaokul, lise okunmuş. Bir yakın diyor ki hadi gel gidelim sınavlara bakalım. Aslında o dönem olmaması gereken ekstra bir sınav açılmış. O torpille bulundun mu bu arada? Bulundu. Daha yeni çıktı ortaya. Biz çünkü sıkıştırdık. Kahkahalarla güldük. Aman dedi artık 60 yaşına geldim söyleyeyim deyip çıktı ortaya. Yani o da ayrı bir tatlılıktı tabii, ya. Tabii tabii siz onun ama sayesinde bu arada girmişsiniz. Evet, evet. Molière'in Cimri'si, Shakespeare'den bir şey oynuyorsunuz, evet. Ve kadın rolü değil erkek rolü oynuyorsunuz. Bunlar çok acayip. Çok çok, yani ne kadar enteresan. Umurumda değil demek. Anlamıyorum ki. Biraz şuursuzluk var, biraz cahillik var. Biraz hani şimdi yine öğretilen şeylerden de akış dediğimiz şey vardır ya hani. Hı-hı, aslında hı-hı. Açıyorsun sayfayı, sana bir tirat çıkıyor. Onu okuyup aha diyorsun tamam bu. Orada durduruyor aslında bir şeyi zaten. Bilmiyordum çünkü bazen hani bildiklerimiz aslında bizi yolumuzdan çevirir ya. Onun için hani bazen çok çekinirim bilgi yüklemeye. Hani önce bildiklerimi bir harekete geçireyim de sonra sırası gelince deyip. O yüzden biraz yavaş ilerliyorum zaten.
Çok güzel. Yani bir de ben böyle yaptım. Enişte kazandım. Benim hacım kazanır. Sanki çok doğal bir şeymiş gibi. Yani yani doğaldı. Ailede yani genelde böyle bir doğal karşılanıyor. Hani ölümler, evlilikler, ilişkiler, kazanmışsın, kazanmamışsın. Olan neyse işte eski Anadolu dediğiniz hani anlayış. Evet. Öyleydi. Ta ki televizyon girene kadar. Eksik liklerimiz olduğunu zannettik televizyonla beraber. Aslında tam tersine eksildik. Neyse. Peki okul hayatı nasıl? Şimdi yine Sivas'tan gidilmiş Ankara Büyükşehir, bir de üstüne konservatuar gibi bir ortam. Sabah koşuyu, evet, disiplini anlıyorum. Bir de sizde koşuculuk var galiba, değil mi? Var. Lise yıllarım atletizmle geçti. Hala okulda madalyalarımız vardır. Zaten beden olarak da onun ekmeğini yiyorum diyeyim. Gerçekten. Çünkü farkına varmadan o sporcu olmanın verdiği disiplinle hemen toparlıyorsun. Ha, bugün hareket etmedim, bir yürüyeyim, bir bisiklete bineyim şeklinde hiçbir şey yapmasam onları yapıyorum. Hı hı. O yüzden hani gerçekten çocukluktan itibaren spor, müzik, bu tip şeyler bayağı çok şey katıyor insan hayatına. Kesinlikle. Peki nasıldı o ortam? Nasıl hissettiniz? Yabancı hissettiğiniz ya da iyi hissettiğiniz adı? Ya tabii şimdi Sivas'ta tabii öyle ilişkiler, biriyle çıkmak, flört etmek falan diyorum ya, çok çocuktum daha. O tip duygularım yoktu. Biraz geç geliştim gerçekten. Regli'yi de geç oldum çünkü. Hani hep böyle bir arkadan gittim. Şöyle yani mesela şey görüyordum. Akşam oldu mu tabii yatılı okuyoruz. Cebeci'deki konservatuara. İnanılmaz güzel bir okuldur. Yüksek yüksek tavanlı falan. Tabii her kaloriferin üstünde de tatlı tatlı sevgililer oturuyor. Yalnızlar oturuyor. Öğlen dışarıyı seyredenler falan. Ben böyle tabii görüyorum hani sevişenler falan. Acayip tuhafına gidiyordu ilk zamanlar. Bu arada kardeşlerimi özlüyorum. Özellikle Mehtap'ı çok özlüyorum. Çünkü Mehtap'la aramızda 8 yaş var. Kucağımda büyümüş benim. Hı hı. Gidiyordum odama, ağlıyordum yani. Yastığım sırılsıklam oluyordu. Ben nereye geldim Allah'ım falan diye. Bu arada dalga geçiliyor. Hatice ineğiniz var değil mi? Kaç ineğiniz var sizin kız falan yapıyorlar. Ben böyle ya hayır bizim ineğimiz yok falan. Üzülüyordum böyle dalga geçtikleri için. Halbuki keşke daha güzel tatlısı cevaplar ve he sağıyoruz hepsini, sana da süt göndereyim falan deseymişim diyorum. Hani çünkü yani çok güzel ortamımız vardı Sivas'ta. 5 katlı bir apartmanda. Ki ben oraya ilk taşındığımda 3. kattayız. Aşağı böyle bayağı korkarak baktığımı hatırlıyorum. İlkokul 3. sınıftayım. Yani benim için inanılmaz yüksek. Hep bahçe katı evlerde oturmuşuz. Çerkez var, Boşnak var, Alevi var, Sünni var. Böyle inanılmaz güzel bir apartmandı. Böyle bütün kapılar açık. Birbirimize şakalar yapardık. Akordeon sesleri, danslar. Herkes birbirini düğününe davet eder. Bizim televizyonumuz yoktu. Mesela İsmet abilerin evine çıkardık. Kapıyı çalardık. 6 çocuktan bahsediyorum. Onlar anlarlardı bizim o gün Küçük Ev ya da Bonanza'yı seyretmeye geldiğimizi. Buyurun çocuklar. Sessiz sessiz içeri girerdik. 6 kişi ama. Yere böyle çömerdik. Bir şey içer misin? Böyle yapardık. Televizyon başlardı. Seyrederdik. Kalkar tekrar giderdik. Onlar da o kadar tatlılardı ki hiçbir şey demezlerdi. Bilirlerdi bizim geleceğimizi. Davet ederlerdi zaten. İnanılmazmış mesela teşekkür etmek, merhaba demek. Öyle şeyleri de bilmiyordum. Yani şimdi mesela bazen bazıları hani şey yapıyor ya hani bir teşekkür etseydi ya ya da merhaba deseydi. Hayır, bilinmeyen bir şey yok. Yani kabalıktan değil. Bilinmiyordu. Hmm. İçinden o teşekkür ediyor aslında ya da merhaba diyor fakat çekiniyor. Yani anlamak çok zor öyle bir küçük şehirde büyümeyince bu tip şeyleri anlamak. Hmm. Şeyde çok takılıyorum insan kelimesine. İnsan demesek, canlı desek belki birbirimizi daha çok anlayacağız. İşte bitkiden hayvana kadar hep beraber canlı olarak var olsak hani görmediğimiz daha bir sürü şey var tabii ki. Canlı olarak var olsak genelde bize benzemeyeni ya da beklentimizi karşılamayanı yok sayma ve silme üzerine hani böyle kuruyoruz ya hayatı biraz. Hmm, hmm. Ama onun hangi koşullarda büyüdüğünü, nereden geldiğini, ne olduğunu bilmiyoruz.
anlamak üzerine kurmak yani belki de hayatı. Evet evet, Bekir Ardır'la yaptığımız bölümden sonra o kadar çok düşündüm ki bunu. Aslında Türkiye çok büyük ve bizler apayrı eğitimlerden, apayrı ailelerden geliyoruz. Yani İstanbul'un bile bir semtiyle başka semti ne kadar ayrı ve biz kendi yetişmemize göre, kendi algımıza göre bakıyoruz. Birazcık da o nereden geldi, nasıldır? Yani böyle bir açıklıkla baksak ne kadar güzel olur. Ama üniversite yılları buna rağmen şimdi tekrar geri dönersek güzel geçmiş. Değil mi? Öyle düşünüyorum. Belki o çalışkanlıktan, çok. Belki insanlar sizi çok sevdi yeteneğinizle, o enerjinizle, farklılığınızla belki de. Ya yani çalışmanın ilk şeyini zaten birinci sınıfta aldım. Sınıf atlama teklif ettiler bana. Yani çok yüksek bir ilerleme kat ettiğim için ve ben sınıf atlama teklifini reddettim. Cüneyt Bey de bir an önce tiyatroya gelmemi istiyordu. Çok güzel geçti. Yani yatılı yıllarım güzeldi gerçekten. Peki kaç yaşında siz tiyatroda sahneye çıkmaya başladınız? Sahneye çıkmam aslında birinci sınıftan itibaren konservatuvarda başladı. Oradaki sahnede. Hep başrol oynayarak hem de. Yıl sonunda başrol benimdi. Yani bu benimle ilgili bir şey değildi. Sadece gerçekten çalışıyordum. Tiyatroya başlayışım Kenan Işık'la beraberdir. Bozkır güzellemesi 83-84 yılında. Devlet Tiyatrosu'na girdim. Gülhisar o zamandan beri de daha hiç durmadım. O yıllarda galiba TRT'de çekim yapıyormuş. TRT tiyatro oyunlarını çekiyordu. Ve haber öncesi yayınlıyordu. Çok güzel bir şeydi aslında. Ne kadar tiyatro gibi olmasın, en azından gelmeyenler için. Bir sürü şehirde tiyatroyu ulaştıramadığımız yerler var. O zamandan beri de devam yani. Tiyatro oyunları, dizi, sinemayla çok geç tanıştım tabii. 48 yaşındaydım. Evet, filmim. Evet. Ona gelmeden önce şunları da konuşalım. Ferhunde Hanım ve Kızlarıydı değil mi aslında o dizinin ismi? Evet. Ferhunde Hanımlar diye bildiğimiz ya, hepimizin. Evet, evet. 7 yıl süren o kadar çok şey yaşadık ki yani memur gibi gidiyorduk. Sabahtan gidiyorduk elimizde işte Necla'ya bu çok yakışır deyip o karakterin adı Necla. Ben böyle bir sürü alışverişler yapıp bayağı bavul hazırlıyorum. Gidiyorum, oynuyoruz, dönüyoruz. Yani bayağı böyle Necla için kıyafet alıyordum, kıyafetler hazırlıyordum. Akşam tiyatro oyunu, gündüz Ferhunde Hanımlar. Böyle bir hayatın içindeydim Ankara yıllarında. Ve bu arada da Ekim büyüyor. Peki evlilik, kaç yaşında evlendiniz? Ben 19 yaşında Hakkı ile tanıştım. İlk beraber olduğum erkek bu arada. Tahmini. Çünkü kendimi... Bilmiyordum gerçekten. Bana mesela konservatuvarda çıkalım mı diyorlardı. Olur çıkalım diyordum. Çıkmanın sadece kahve içmek, birlikte yürümek, konuşmak, sohbet etmek olduğunu zannediyordum. Bir ay sonra sıkılıyorlardı tabii. Ayrılıyorlardı. Yani daha öteye gidemedikleri için. Sonra Hakkı çok güzel tavladı beni tabii. Böyle tiyatrolara gidiyoruz. Benim defterlerimi dolduruyor, yardım ediyor falan. Bir sürü böyle bir şeyimiz oldu yani. Güzel arkadaşlığımız oldu. Ürkütmedi yani beni. Evet, o da tiyatro ve dublaj sanatçısı Hakkı Ergök. Yani çoğumuzun da bildiği evet, bir isim değil mi? Oğlumun evet. Babası. Evet. Evet. Sivas'a istemeye geldiler bayağı beni. Okuldayız daha. İlk evliliğimi öyle yaptım. Ne olduğunu da anlayamadım. Çünkü her şey, aile anlayışları farklı. İlk mesela yüksek kavgayı ben orada tanıdım. Yani çok korkuyordum. Enteresan geliyordu. Ablanın kıskançlığını. Çünkü Hakkı çok düşkündü bana. Haccemden başka bir şey yoktu. Önceden ablayla gidiyormuş her yere, sinemaya bilmem. Bir anda arka plana atılınca ya o ya ben gibi kavgalar çıktı evde. Garip yıllardı. O yıllar da enteresandı. Yani tansiyon ne demek? Ben mesela tansiyon yüksekliği, tansiyon alçaklığı, hastalık. Hastalığın ne olduğunu bilmiyordum ben evde mesela, bizim evde. Öyle hani annemin tansiyon çıkmış, çok kalp varmış. Bilmediğimiz şeylerdi. İlk defa orada tanıdım ben hani kolonya kokusunu. Sadece bayramdan bayrama bildiğim kolonya kokusu hastayken de sürülen bir şey olduğunu. Böyle bir sürü şey gözlüyorsun, yaşamaya başlıyorsun. Ben de küçüğüm çünkü o sıralar. Değişikti yani benim için. Peki Ekin ne kadar zaman sonra dünyaya geldi? 3,5 yıl hiç çocuğum olmadı. Bizim tatil günlerimiz pazartesidir. Yani Devlet Tiyatrosu'nda resmi tatilimiz. Çünkü hafta sonu çalışırız. Tabii. Doktor kontrolüne gittim yine. Pazartesi dedi ki doğum başlamış dedi. Ben böyle...
Ya yani... ama bu bir yapı ya Hatice Hanım. Ya gerçekten ben böyle kadınlar biliyorum. Böyle insanlar biliyorum ve onlara hayranım ya. Yani hem kendinin farkında olan, kendini seven. Hani bazı insan kendinden de çok habersiz olur. Öyle de değil. Ama bir şekilde değil. De böyle bir rahat bir kafası olduğundan mıdır? Nedir böyle? Kolaymış gibi olur. Doktorum da çok rahattı bu arada. Refik Bey dedi ki bütün kitapları dedi kaldıracaksın. Onu yazanlar kendi tecrübelerini yazıyorlar. Ben seni yönlendireceğim dedi. Tabii onun için ön yargısız ilerledim biraz hamilelik boyunca. Bu arada birlikte büyüdünüz gibi bir şey oldu o zaman değil mi ikinde evet. Aslında? Bu erken yaşta evlilik, uzun süre evli kalmak, genç bir anne olmak, bir yaştan sonra sinema filmleri ve o sinema filmiyle de gelen çok daha büyük bir şöhret. Yani hepimiz sizi tanıyorduk zaten. Türkiye'nin 7 sene izlediği bir insandınız ama sinema filmi farklı oldu, işte dünyada başka yere geldi vesaire. Orada bir de ışıltı da değişti, renk de değişti sizdeki. Onu da biraz konuşuruz. Bütün bunların etkisi nedir? Yani o erken evlenmenin getirdiği ya da götürdüğü de diyebiliriz ama siz onu analiz ederken neler düşünüyorsunuz? Ya getirdiği şey şu, hani böyle ilişkidir, işte erkek arkadaşım vardı, yoktu, ayrıldım tekrar falan. Bu tarz şeylerle vakit kaybetmiyorsun. Rahat. Yani bir ailem var. Orada güzel, seni seven bir eşim var. Büyüyen bir çocuk var. Güzel de, sorunsuz da büyüttük gerçekten bir arada. Hani hiç ihmal etmedik ekini. İşte işine odaklanıyorsun öyle olunca, işinle ilgileniyorsun. O güzel. Avantajı buydu. Başka avantajları da vardır da şu an yani ilk aklıma geleni söylüyorum. Diğer taraftan dezavantajı ilk beraber olduğum erkekle evlendim ben. Yani bilmiyorum nasıl, hani karşı cins nasıldır? Bir erkekle bir kadının ya da işte çiftin diyelim tabii ki. Hani benim için hani benim çekici bulduğum erkek ama başka türlü de olabilir tabii ki. O çift olarak başka çiftle nasıl olunur? Nasıl bir ilişki kurulur? Etki tepki nasıl olur? Bu tip şeyler hep merak ettim mesela. Ve Hakkı'ya zaten bunu söylemiştim. Ya insanlar ömür boyu nasıl evli kalıyorlar? Olur mu öyle şey? Ne saçma falan demeye başlamıştım. Hakkı çok bozuluyordu zaten. Çünkü gerçekten hani öyleydim. Merak ediyordum. Biraz da flörtöz bir yapım vardı. Hoşuma gidiyordu yani. Başka erkekleri görmek, gözlemek, tanımak. Belki doğal olanı bu, biz bastırıyoruz bu yanımızı. Evet. O kadar çok şeyle frenliyoruz ki kendimizi. Keşke hiç frenlemese kimse de, herkes bir açığa çıksa da rahat rahat kategorize olmadan hep beraber yaşasak. Yani çok saçma geliyor. Bir sürü kafamda çılgın şeyler var. Çoğu şeyi söyleyemiyorum mesela. Yani hala frenlemeye devam. Kendi içimde yaşıyorum o hayatı. Evet, ama açığa vurduğun zaman o kadar yanlış anlaşılıyor ki. Çok fazla kasıyoruz kendimizi bu konuda. Ve hayat çok kısa. Çok, evet. Diyorsunuz ya, kendimizi çok tutuyoruz. Ama tutarken bile siz içinizde o muzır, o flörtöz, o kadınsı şeyi barındırdığınız için size tutmak zor geliyor. Bazılarımız da kendimizi bastıra bastıra o kadar bastırıyoruz ki neredeyse o kuruyor, gidiyor gibi bir şey. O oluyor hatta. Evet, o oluyor. Bastırdığı kişi oluyor. Tabii, yoksa ne kadar güzel, ne kadar canlandırıcı bir şey. Ben böyle kadınları görünce... Hani kendiyle çok daha barışık, flörtöz falan, hayranlıkla yürü be falan diyorum. Çok hoşuma gidiyor yani hakikaten. Hani bunu da nasıl kadın olunura dönüştürmek istemiyorum ama sizinle ilgili çok imrendiğimiz, sadece bu benim değil, pek çok yazıyı sizin hakkınızdaki metni okurken de görüyorum. Özellik bu yani. Hani bunu çok güzel taşıyan bir kadın olmanız... Yani yürü benziyorum. Ben de hoşuma gidiyor. Yürü Hatice'mi de. Hep beraber yürüyelim ama tek başıma abi, ne yapayım ben? Yürüsem ne olacak? Bence hep de bu arada. Erkekli kadınlı. Tabii, yani hep tabii. Beraber erkek kadın hangi cins olursa olsun yani hep beraber. Çok güzel bir şey ya. Ne bileyim, katılıyorum. Ben. Katılıyorum. Hani sarılmak, birlikte olmak çok keyifli bir şey.
Evet evet, bize yani kötü bir şey gibi beynimize zikrediliyor ya. O çok sıkıcı ve sıkıcı, hı-hı, insanlar oluyoruz ya. Sizdeki cazibe de biraz orada zaten. Yani sadece evet, kadın 60 yaşına geldi ve taş gibi, nin dışında hani o ruhunuz fışkırdığı için de güzel geliyor bize. Tamam evet, kadın taş gibi de yani oradaki o bakış, gülüş, oradaki muzırlık, ne yani bütün bunlar öyle geliyor. Mesela geçen gün dinleyiciler için söylüyorum. Hatice Hanım'la önden konuşuyoruz. Dedi ki daha önce çok genç evlendim. Hı-hı. İki kere evlendim. Sonuçta 20 yıl evli kaldım ve 39 evet, yaşına geldiğimde bütün erkekleri merak ediyordum diye bir şey söyledim ben. Kankayı patlattım. Çok güzel bu ya. Çoğu insan öyle değil mi aslında? Öyle. Yani kendimizi bıraktığımız tabii zaman. Ki. Ben şimdi tabii ki bütün erkekler derken evet, tabii, hayran olduğum, beğendiğim insanlar var çevrende bir sürü. Merak ediyorum gerçekten. Yani sohbet edebilirim, öpebilirim ya da işte sadece yürüyebiliriz. Her şey olabilir ama merak ediyorum. O hani göz teması çok güzel bir şey. Çok. Birlikte. Şimdi bu yeni çıkan makineler, iletişim araçları yüzünden aslında çok enteresan bir şekilde hem iletişimdeyiz hem aslında değiliz. Diziyle tiyatro gibi. Şimdi tiyatro oyunu seyrettiğin zaman sıcaktır, birebir karşılıklısındır. Ama dizi seyrettiğin zaman bir beyaz camın içinde seyredersin. Bu iletişim araçlarındaki iletişimimiz öyle olmaya başladı. Mesajlaşıyoruz ama dizi tadında. Yani bir tiyatro tadında değil artık iletişim, hı hı, maalesef. Ben hala da aynı şekilde, aynı duyguyla devam edeceğim. Şu pandemi girmeseydi iyi olurdu araya. Maalesef o beni yıktı. Hem o yıktı hem Ürgüp'e gittim. Orada dizi çektim. Oynadığım karakter beni benden soğuttu. İç içe giymekten donlar monlar, konuştuğum dil. Her şey yani, o kadar Ülfet karakteri değişik bir karakterdi gerçekten benim için. Hem de oranın ortamında yani zaten bir sevgili mevgili gibi bir durum söz konusu değildi. Sonra işte geldim hemen Büyükada'da bir işimiz oldu. Hamlet dizisini çektik. Derken işte geldik buralara. İnşallah çabuk geçmez bu zamanlar. Yazık oluyor. Telef etmemek gerekiyor. Ya şahanesiniz ya. Böyle insanlar çok hoşuma gider. Kadın ya da erkek. Yaşama enerjisinin de ben hani burada flörtözlük diye kodladık ya, öyle devam edelim. Ondan geldiğini çok düşünüyorum. Yani orada ayrı bir enerji var. Biz onu kurutarak beynimizde çalıştırdığımız bazı hücreleri falan öldürüyoruz herhalde. Ne kadar geliştirici bir şey. Bu şeyden sadece sevişmek de anlaşılmamalı. Yani tabii ki olabilir ama yani o dokunmak, gerçekten iletişim kurmak çok güzel bir şey. Birini arzulamak çok tatlı bir şey. Neyse öyle işte. Çok çok iyi anlıyorum sizin ne dediğinizi. Umarım herkes de anlar. Kendime göre ahlaki sınırlarım var tabii ki yani. Bu arada oğlunuzla ilişkiniz de öyle. İlişkiniz ne kadar canlı, evet, dinamik. Yani o da bir şans genç anne olmak, değil mi? Evet evet, çok. Yani Ekin gerçekten benim için büyük bir şans. Ben de çok baskı kurmadım. İyi ki de Hakkı'dan ayrılarak büyütmüşüm. Çünkü Hakkı çok daha kuralcıydı. Hani daha böyle işte oğlum mükemmel olsun durumu. Normal hani bütün aileler gibi. Ben dedim ki annemle babam bizi nasıl yetiştirdi? Biz okumaya meraklı mıydık? Evet. Çalışıyor muyduk? Çalışıyorduk. Ama bize hiç baskı kurmadan biz bunu yaptık. Demek ki oluyor bu. Bu formül geçerli. Ekin'i kendi haline bıraktım. Ekin bir sürü bir şeyler değiştirdi o yüzden. Mesela ilk konservatuvara girdi, müzik bölümüne. Sonra dedi ki anne yok dedi, ben dedi böyle yapamayacağım. Okey oğlum. Bu sefer Pera Güzel Sanatlar resim okudu. Çünkü hepsine yeteneği vardı zaten. Sonra fotoğrafçılığı kazandı Bilgi Üniversitesi'nde. Mimar Sinan'da grafik kazandı. Karar verdi, grafik okuyacağım dedi. Ve oradan yürüdü mesela. Bir ara dedim ki Ekin herhalde sen hiçbir şey olamayacaksın. İşte, o kadar çok şeyi beceriyorsun ve yapıyorsun gibi. Gerçekten yapıyor bu arada. Çok iyi yemek yapıyor. Hani gerçekten inanılmaz sofralar hazırlar. Yılbaşı sofraları falan, öyle yemeklerden bahsediyorum. Her şeyi çok, tamiri çok iyi yapıyor. Kulübe kuruyor mesela bir anda bahçesine. Bir hobi kulübesi kuruyor. Kendi yapıyor eliyle falan. Böyle bir adamdan bahsediyorum. Şimdi aynı şeyi New York'ta sürdürüyor eşiyle beraber.
İnanılmaz tatlı bir gelinim var. Gizem çok yetenekli. Şu an yurt dışında inanılmaz iyi yerde. Somslovi diye bir marka çıkardı. Gerçekten dürüst ve çalmadan yapanlara hayranım. O da onlardan biri. İkisi de öyleler. Oğlunuz Ekin grafiker, gelininiz moda tasarımcısı. Bir de Ece Dizdar var. Biraz onunla ilişkinizi Ece. De anlatsanıza Kuşum. Ece. Ece ile de tanışmamız çok sonra oldu. Onunla da ilgili çok saçma sapan dramatik şeyler yazıldı. Sanki göçüklerin altından kurtardım falan gibi böyle. Hiç alakası yok. Çok insan da bilmiyor olabilir. Ece Dizdar oyuncu ve ailesini 17 Ağustos 99 depreminde kaybetti, evet, değil mi? Evet. Baba denizaltı subayı. Törene gidiyorlar. Ece halkla ilişkiler bölümünde okuyor. Öğrenci İstanbul'da. Annesiyle babasının çok yakın arkadaşı Aynur ve Şinasi Aksoy benim arkadaşlarım. Onlar dediler ya dediler böyle böyle oldu o kıza sahip çık. Dedim gelsin. Biz de o sıra AKM'de Azines'in sahnesinde küçük adam ne oldu sanaya çalışıyoruz. Ece geldi. Böyle bir papatya elinde. Böyle kıvırcık kıvırcık saçlar. Masmavi gözler. Nasıl tatlı. Böyle işte üzerinde bir etnik bir kıyafet. Seyretti provayı. O gün de Amerikalı bir adam gelmiş bizim seyretmeye oyunu. Ece'nin de İngilizcesi iyidir. Bize dedim çeviri yapar mısın Ece? Ece çevirmeye başladı derken Amerikalı'dan bir oyun koyacakmış. Ece'yi aldı. Bir anda Ece tiyatroyla tanışmış oldu. Zaten merakı varmış. Ortaokulda neydi? Devlet Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarında oynadı. Babasının da imkanı vardı onunla ilgili. Burslu burslu gitti. İngiltere'de okudu 4 yıl. İngiliz vatandaşı oldu. Çok çalışkan bir kızdır zaten. Geldi o sırada Dot Tiyatrosu kuruldu. Murat'la karşılaştım. Hemen gelsin dedi. Orada başladı. Hem çevirmenlik yaptı hem oynadı yıllarca. Ben sadece ablalık yaptım. Yani Ece'ye her zaman şunu söyledim. Burada bir evim var, bir yerim var. Unutma, sıkıştığın an kapım sana açık. Bir sürü insana da söylediğim şeydir bu benim. Yani benden yardım isteyeni, daha yardım elimi uzatmadığım olmadı açıkçası. Elimden bir şey geliyorsa. Sonra manevi anneliği de anlatayım. Manevi annelik şöyle oldu. Üç maymunun İstanbul galası. Ekim ve Ece de yanımdalar. Gazeteciler soruyor işte bu kim? Oğlum. Yan tarafa geçti. Bu kim dediler. Ece dedi ki manevi kızıyım. Oradan doğdu zaten. Sizin de tabii çok güzel bir aile olmuş. O da ayrı bir mesele. Görüyorum oldu. Fotoğraflarınızı vesaire. Ekin siz Ece Hanım. Oldu yani. Ece bana kız annesi olmanın ne demek olduğunu da öğretti. Çünkü onun böyle bir ergenlik döneminden bu zamana, bu olgun kadın dönemine bir geçişi var tabii ki. Ben mesela çok süslü ve seksi giyiniyordum. Acayip eleştiriyordu beni. Hatice nasıl giyiyorsun bunları falan. Ben böyle mini etekler, çizmeler. O İstiklal Caddesi ne güzelmiş. Biz o mini eteklerle nasıl güzel. Gece yarılarına kadar eğleniyorduk. Sabah beşlere kadar takıp tekrar evimize dönüyorduk. İnanılmaz güzel zamanlar. Yani tadını çıkardım gerçekten. Özellikle iki eşimden de boşandıktan sonra. Yani inanılmaz bir bekar hayatım oldu. Çok şükür diyorum. İkinci eşiniz de ressam Renan Kaleli. Evet. Ne kadar güzel sanatçılarla geçen bir 20 yıl büyüme. Ondan evet. Sonra yeniden hayatın farkındalığını her şekilde varma. Sizi tiyatrodan biliyoruz. Dizi oyuncusu olarak biliyoruz. Hı-hı. Sinema filmi geldi ve Kan'a gittiniz. Siz de bahsediyorsunuz ondan çok. Yani Türk dizileri, hı-hı, ve sinema filmleri için belli bir yaştaki insanlar için klişe roller var, arka planda roller var gibi bir şey ve siz oyunculuğunuzla yeniden parladınız gibi bir şey oldu, değil mi? Öyle mi geliyor bize ya da? Tabii sinema filminin sihri bambaşka, başka bir alem. Orada çünkü gerçekten bir sihir var. Yönetmenin dokunduğu, seni şekillendirdiği, yani olmadığımı bir daha baştan yapılabilen. Tiyatro öyle değil çünkü oynuyorsun ve bitiyor iki saat içinde. Tabii. Hatalarınla beraber, ama orada mesela bir hata varsa onu düzelte düzelte, işte kafasındaki kurguyu filmi çekerken başlatıp sonra devam ettiriyor, montajda da devam ettiriyor, daha sonra bir şey oluşturuyor, sen de onun içinde var olmaya başlıyorsun, oluşuyorsun, senin bütün malzemelerini çok iyi değerlendiriyor, özellikle iyi bir yönetmense. Şansımdan ilk işim iyi bir yönetmenle oldu. Bir de seyirci kitlesi farklı. Benim oradan gelen başka türlü bir çevrem oluşmaya başladı.
sinemayla beraber. Tanımayan bir sürü insan da geldi. Hı-hı. O yüzden de ön yargılar da vardı. Çünkü daha hayatında tiyatroda seyretmemiş, diziyi de seyretmemiş. Çünkü televizyon, çünkü seyretmek zorunda değil. İlk defa sinema filmiyle tanıyor seni. Oradaki halini değerlendirebiliyor. Nuri Bilge Ceylan için genellikle benim de dışarıdan algım o. Bir yönetmen olarak en doğal insanları seçme eğiliminde. Size bir şey öğreten yeni bir durum ne oldu orada? Onu merak ediyorum. Nuri'nin evet korkuları varmış. Çünkü doğal bulmuyor tiyatro oyuncularını. Fakat bizden 3 maymundan sonra da hep oyuncularla çalışmaya başladı. Çünkü onun konforunu ve bir sahne için kaç çeşit oyun verebileceğimizi gördü. Hmm. Yani ne kadar renkli, 40 çeşit bana desin ki şimdi burada üzgün dur. 1001 çeşit üzgün durma şekli var. Replikleri kullanış biçimimiz, o sözcükleri kullanış biçimimiz hoşuna da gitmeye başladı. Bir doğru oyuncuyla çalışınca zaten o da hoşlandı bundan. İlk zamanlar sitcom'dan da gelme bir şeyle ben çünkü en son Babalar Duyar'da seyretmiş. Ya çok abartılı bir oyunculuğu var ya hani böyle çünkü sitcom yani oynadığımız oyun. Ebru demiş ki yok ben onu Ankara'dan da biliyorum. Olsun. Nuri'den bir sürü şeyi aldım şöyle. Çünkü dizi oyunculuğu var, tiyatro oyunculuğu var, sinema oyunculuğu da dedi ki Hatice senin zaten yeterince suratında ifade ve mimik var. Bana hiçbir şey yapmadan dur. Hatta öyle durmak için içinden ona kadar say sadece dediğin oldu. Çok güzel. Ben böyle diyordum ki Allah Allah yani nasıl ona donuk olurum ama. Diyordu ki bak işte bu falan. Hiç donuk olmadı merak etme şeklinde. Ya da dizlerinde yani. Düşünsene okulda dizlerine kadar hissetti diyorlar. Bu bana hani sadece rakam şeklinde. Güzeldi ama yani ben çünkü biraz oyuncu olarak kendimi teslim eden bir oyuncuyum. Öncesinde hazırlığımı kendi içinde yapıp sonra yönetmenin ne istediği benim için önemli. Yönetmene teslim eden bir oyuncuyum. Bu büyük bir konfor aslında, sorumluluk almak aslında bir yandan da. Hı hı. Yani birazcık da tembellik, tembelliğe de kaçan bir şey. Ama yönetmenlerin de hoşuna gidiyor zaten hani oyuncunun kendini bırakması. İyi dinlerim yalnız. Çok iyi dinlerim. Ve oradayımdır yani. Odağım tamamen oradadır. Yani sigaraymış, yok gideyim bir nefes alayım, geleyim falan değil. Bayağı oradayımdır. Mal gibi böyle hani bir malzemeyi koyarsın öyle durur ya. Öyle dururum yani. Tamamen teslimimdir. Onun çok büyük faydasını görüyorum tabii. Ya bu çok başka güzel. Şeylerle ilgilenmem. Telefonla ilgilenmem. Telefonu karavana atarım. Tamamen yoktur benim için. O dünyanın içindeyimdir. O kostümün içindeyimdir. O dilin içindeyimdir. O nefesin. Çünkü farklı bir karakter o. Yani ruh çağırmak gibi bir şey benim için oyunculuk. Çok güzel bir o şey karakter. Söylediğinizi de duydum. Bu dinlemekle ilgili. Çünkü benim takıntım da bu özellikle Nasıl Olunur serisini yapmaya başladıktan sonra dinlemek. Hani ortak noktalar çıkıyor ya insanlardan. Siz de iyi bir dinleyici olduğunuz için yakalamışsınızdır ara sıra. İyi dinleyici olmak o kadar geliştirici bir şey ki. Siz de şöyle bir şey söylüyordunuz. Karşıdan biri repliğini söylüyor size, karşınızdaki oyuncu ve onu o kadar iyi dinlerim ki bazen sözümü değiştiririm. Başka ikame bir kelime bulurum gibi bir şey söylediniz. Doğru mu anladım bilmiyorum ama doğru. Benim o çok çok hoşuma gitti mesela. Yani hayat için de çok yararlı geldi o dinleme meselesi bana. Çok. Yani replik mesela sen teksti okursun, ezberlersin. Fakat sahneye çıktığında öyle enteresan bir şey olur ki onun vurgusu değişebilir, küçük bir kelimesi değişebilir. Bilemiyoruz yani çünkü ezberden oynamak diye bir şey var ya, ezberden oynamak olmaz. Zaten oynamak olmaz yani oynamak ne bileyim ben orada değilsen, o değilsen zaten fark ediliyor hemen. Hı-hı. Ya o kişi değilsen orada yani aa ne güzel oynuyor. Hayır oynamıyor, oynamak değil yani benim yapmak istediğim şey. Ben oynamak istemiyorum. Ben o olmak istiyorum. Ona çabalıyorum. Zaten kendimi de bir sürü yerde seyrederken yakalıyorum. Burada çok Hatice gibi ya. Tam onun tonu. Böyle oluyorum. Ya bir daha oynasam çok başka yapardım. Yakalıyorum yani kendimi de. Çünkü her an tabii ki o olamıyoruz. Kendi kişiliğimiz de var olduğu için orada. O da bir yerden girmeye çalışıyor. Tabii. O yüzden işte teslimiyet ve odaklanmak ve dinlemek çok önemli. Bir de o kişi olarak dinlersen, diyelim ki Ayşe diye bir karakter, Ayşe olarak dinlersen
bambaşka bir şey oluyor. Hatice olarak dinlediğin zaman karşın oyunculuğuyla ilgili bir şeyi eleştiriyorsun. Burada niye bu repliği böyle söyledi? Geç girdi. Yok es yaptı. Yok kafasını niye oraya... olmaz. Ayşe öyle dinlemez ki. Şahane. Yani öyle öyle zaten güzelleşiyor her şey. Yani daha doğal, daha yormayan bir hale bürünüyor. Ben sizi dışarıdan izleyen biri olarak çok iştahlı buluyorum. Yani hayata karşı iştahlı buluyorum, insanlara karşı, kitapları öğrenmeye. Yani sizin kilit kelimelerinizden birisi benim için iştah olurdu. Merakı da bunun içine katabiliriz. Oyunculuk için nasıl bir iştah kullanıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ne bileyim, pek çok insan işte dersler alıyor, sokağı izliyor, dinleme yapıyor. Nedir sizin için bunlar? Merak tabii ki. Bir de iletişim. Yani ben taksiye bindiğim zaman sohbet ederim. Kapıya gelenle ya bildiğin hani günlük hayatın içindeyim. Mesela arkadaşlarımız turneye gittikleri zaman otele kapanırlar. Ben dışarı çıkarım. Neredeyim ben? Hangi şehirdeyim? Nasıl bir yerdeyim? Hangi dokunun içindeyim? Burada neler yeniyor, neler içiliyor, ne konuşuluyor? Nasıl tepkiler? Trafiği nasıl? Hani bir sürü şeyi, o oranın havası, hayvanı, oradaki hayvanın bile ya da bitkinin bile şekli başkadır. Her ortamda değişiyor. Gözlemeyi seviyorum, iletişimi seviyorum. Gerçekten konuşurum, direkt konuşurum. Yani yabancılık çekmiyorum mesela hiç kimseyle. Dışarı çıktığım andan itibaren hiçbir şeye yabancı değilim. Tam tersi olur ya, evde bir şeye yabancı değilsindir. Tabii. Kapıya çıkar çıkma. Hayır, ben de hepsi bir. Yani bir bütün olduğumun farkındayım. Gerçekten yabancı kimse yok bana. Yani bu belki de diyecekler ki oyunculuktan ileri geliyor. Zaten tanındığın için herkesini tanı. Hayır, annem de öyleydi. Ben annemi şöyle yadırgadığım zaman hatırlıyorum. Sonra bana geçti diyorum ya bir sürü şeyi. Annem bir gün böyle Cihangir'de parka götürüyorum. Bir tane işte sokakta yaşayan biri orada bir merdivenin başına çökmüş. Eşyalarını falan böyle koymuş. Üzgün üzgün duruyor, hani böyle duruyor sadece. Gitti ona sarıldı annem. İyi misin kurbanım dedi. Bir şeye ihtiyacın var mı diye sarıldı annem. Ben böyle anne ne yapıyorsun falan. Adam da şaşırdı çünkü. Hani ne yapıyorsun anne falan. Ne kız bir şey mi, ayıp mı yaptık, ne olur ne var yani falan gibi. O kadar tatlıydı. Mesela eve Sivas'ta kapıya biri geldiği zaman yemek varsa yemek verilir. Bir şey varsa o içirilir. Yani öyle bir annenin yanında büyüdüm. Hani cömertliği, paylaşımı çok şükür ki geçmiş bana. Ben de öyleyim mesela. Bir şey yerken yanımda biri varsa, yani isterse tabii ki, hani ısrar değil de ister misin diye bir soruyorum. Ya da taksiye bindim. Yanımda bir şey var mesela. İki tane var. Mandalina var mesela. İster misiniz bir tane dediğim zaman alıyor. Sakıncası yok bence paylaşmanın. Çünkü o bütün gün çalışıyor ve inanın ne meyve yiyor, ne doğru düzgün su içiyor. Deli gibi çalışıyor. Bir an önce evine gitmek derdinde, parasını alıp. O yüzden de kendini unutuyor o anda. Biz arada birbirimizi hatırlatacağız kendimizi. Ay şahane bunlar. Peki müzikle ilişkiniz nasıl? Müzikle ilişkim? Ya ben 60 yaşında şarkı söyleyeceğim demiştim yıllar önce. İki tane hayalim var. Biri 60 yaşında şarkı söyleyeceğim. İkincisi yaşlı evi, çocuk evi ve hayvan evini, üçünü bir araya getirebildiğim bir alan yaratmak. Başladık ve bittiğimiz noktanın hepsi bir arada buluştuğu yer aslında. Hayvan, çocuk ve yaşlılar. Ve neden bunlar yalnız diye hep yıllardır gözlemişimdir. Niye yalnızlar? Niye bir arada aynı bahçede koşturmuyorlar? Birbirlerinin kafalarını sevmiyorlar, sohbet etmiyorlar. Bu hayalim. Müzik de aynı şekilde hayallerimden biriydi. Tesadüfen Masis'in Instagram'ın yararlarından biri bir paylaşımını gördüm. Sınav mınav o tarz bir şey. Başvurdum ve kabul edildim. İyi ki. İyi ki oradayım. Yani inanılmaz güzel. Şu anda o koronun içinde olmak, o aile. Gerçek anlamda bak, aile kelimesini buraya kullanabilirim. Masis'in, hocalarımızın enerjisi inanılmaz güzel geliyor bana. Şan dersi alıyorum tekrar. Ha, ne yapıyorsunuz nota diyeceğim. Nota öğreniyorum. Masis dediğiniz Masis Aram Gözbek değil mi? Gözbek. Boğaziçi Korosu'nun şefi olarak biz uzun yıllardır biliyoruz. Evet. Aynen. Bölümlere ayrılıyor.
bizim bulunduğumuz bölüm magma performans. Daha böyle notayla, müzikle yeni tanışmış kişilerin toplandığı bir grup. Yaş sınırı yok. Parçalar veriyorlar, çalışıyoruz. Olmuyor, gönderiyoruz, bir daha gönderiyorlar, bir daha çalışıyoruz. Evde sürekli şarkı söyleyen biriyim. En sevdiğim şey zaten. Evet, birkaç programda türkü söylediğinizi dinledim ve sözlerinden de çok hoşlandığınızı, yani gerçekten okuyarak, hissederek, dinleyerek o şarkıları söylediğinizi gördüm orada. Evet, türküler gerçekten o kadar anlamlı ki. Yani Mihriban diyor ki, lambada titreyen alev üşüyor diyor. Nasıl bir aşk bu? Hem de nasıl? O söz beni bitirir. Yazan adama da çok şaşırıyorum ama yani. Neyse. İnanılmaz, hakikaten çok etkileyici. Tabii, mesela tabii. Neşet Ertaş'ın gönülden gönüle giden yol gizli gizli. Hı-hı. Yani nasıl? Ya yani inanılmaz bir sürü. Ya yani zaten Sivas'ta olup da türküyü sevmemek mümkün değil. Saz ve sözle büyüyorsun. Bu arada siz Storytel'i çok kullanıyorsunuz, çok dinliyorsunuz. Biliyorum, sesli evet. Kitap çok seviyorsunuz. Orada tanıdım sizi. Evet, ne mutlu. Ve şimdi siz Göğüdelen Adam'ı okudunuz oraya. Aslında gelişimini de izlemiş gibi oldum. Okan Bayülgen'in şovuna konuk oldunuz. Orada Berk İmamoğlu da tesadüfen aynı güne konuktu. Çünkü Okan Bayülgen de biliyorum... Yani kitap okumayı çok seviyor Storytel'e özellikle. Çok da ciddiye alıyor. Çok da güzel işi. Okuyor. Çok güzel okuyor. Bayılıyorum. Evet, evet evet. Sizi konuk ettiğinde Berk de oradaydı. Hı-hı. Ve onunla orada konuştunuz. Ben çok sesli kitap dinliyorum dediniz. Keşke okuyabilsem dediniz. Ve sonunda ben sizi tesadüfen bu yayından hemen önce Göğüdelen Adam'ı okurken gördüm. Göğüdelen Adam. Papalagi. Evet. Niye onu seçtiniz? Benim yaşam anlayışıma çok uyuyor. Evet. 1920'li yılların, 20. yüzyılın diyeyim daha doğrusu, dönemin şeyi olduğu halde hala bence çok geçerli bir sürü şey var. Yani bugüne uyarlayacağımız. Çok etkilendiğim kitaplardan biriydi. Göğüdelen Adam şeyi anlatıyor. O yerli halkın o ilkelliğin içinde çok öz bir hayatı var. Doğayla iç içe. Sohbetimizin başında söylediğim tüm canlılar bir arada. İnsan hayvan diye kategorize etmesek, bitki diye kategorize etmesek, canlılar diye aldığımız zaman hani bir sürü şey değişiyor ya. Birlikte yaşamayı daha güzel becerebiliyoruz, öğrenebiliyoruz. O canlılarla birlikte yaşayan bir halka bir anda batılı birinin gelip orayı nasıl dönüştürmeye çalışması, oradaki yerlinin gözünden bizi görmek İnanılmaz etkiledi beni. Yani onun gözünden görmek. Çünkü biz tamam kendi gözümüzden bir şeyleri görüyoruz ama o kadar farklı, o kıyafeti bir anlatışı var zaten. Ben orada bittim. Değil ya mi? O ayakkabıyı anlatışı beni bitirdi. Çünkü yalın ayak yürüyen birinin önce diyor işte diyor buraya diyor ayağa iyice yapışan bir şey giyiyorlar diyor. Sonra yetmiyor diyor. Üstüne diyor bir tane diyor böyle bilmem neden yapılan falan diye bir anlatması var. Ve diyor bütün gün ayak diyor onun içinde. Ve diyor ölmüş bilmem ne gibi kokuyor çıkardı. Tabii kokar diyor yani. Gerçekten biz bütün gün her yerimizi öyle bir sıkıyoruz ki. Göğsümüzü sıkıyoruz, ayağımızı sıkıyoruz. Gözümüze karanlık bir şeyler takıyoruz. Dünyayı gerçek rengiyle görmemek için kapatıyoruz. Ne bileyim her yerimize bir şey kapatıyoruz. Evleri falan da yaşadığımız yerleri de bir tarif edişi vardır. Mesela of, ay kutular. Kutular. Ben böyle daralmıştım. Ben okuyalı çok oldu. O doğayla iç içe yaşayan ve medeniyet formatı atılmamış insanın kültürümüze nasıl baktığını anlamak o kadar etkileyici gelmişti ki bana. Hep öyle gelir. Çok. Herkese de tavsiye ederim dinlemelerini özellikle öncelikle şimdi siz okumuşken. Bilgelik eğitime değil de biraz doğal yalınlığa dayanınca başka bir şey oluyor ya. Onun için de size çok yakın buldum. Teşekkür ederim. Ya şimdi çok da söylemek istemiyorum ama bir taraftan şimdi sizinle ilgili söz açıldığında her zaman da bu mevzu bir konu. Yani güzelliğiniz işte bu seks apel, giyinme, işte taş gibi vesaire neyse o deyimler, terimler. Hatta Vogue'daki bir röportajınızı okudum. Öyle terimler var ki tabii ki öyle bir dergide olmasının da avantajıyla hiç selülütü yok, anında vahşi bir kedi gibi falan diye bir tanımlamalar falan. Ha ha ha!
Hatta ay yani, çok iyi röportaj yapıyorsunuz. Orada anlatırken de şey diyorsunuz. Yani çok güzel hep beraber grup halinde eğleniyoruz, takılıyoruz. Birden biri benim ne kadar güzel olduğumdan, değişik olduğumdan bahsediyor. O zaman utanıyorum. Yani o andaki doğallığı bozuyor diyorsunuz değil mi? Yani ben de onu yapmak evet, istemiyorum evet. Tabii ki. Ama sizinle ilgili böyle bir durum var. Mesela o çekime giderken onda bir macera gördüğünüzü hissediyorum. Şimdi beni giydirecekler, değiştirecekler, ben kendimde değişik bir şey göreceğim gibi bir şey hissediyor evet, musunuz? Ben kendim işte diyorum hep bırakırım böyle. O anda yöneten kimse ona bırakmak. Gittiğim röportajlar ve çekimlerde de öyle oluyor. Çok merak ediyorum. Diyorum ki bana nasıl bir saç uygun görüyor? Acaba nasıl bir makyaj yapacak? Onun gözünden ben nasılım? Mesela seninle sohbetimizde de Nilay acaba ben onun gözünde nasılım, ne soracak? Nasıl görüyor beni? Nasıl algıladı? Hani onları merak ediyorum. Bu çekimde de öyle oldu. Yani çünkü herkesin beni dışarıdan görüşü farklı. Değişik değişik yorumlar var. Mesela okuyorum da bazen o yorumları. Diyorum ki Allah Allah. Yani demek ki öyle görünüyorum. İlginç bir algı var. Burada da öyle bir bıraktım kendimi. İyi ki de bırakıyorum. Çok farklı şeyler çıkıyor her seferinde. Ne kadar güzel, sürprizli bir şey karşılaşmak, kendinin başka bir yanıyla tanışmak. Yaşı 50'sine yaklaşmış bir kadının güzelliğiyle, seksapeliyle, başka bir tarafıyla da karşılaştık. Siz o durumla ilgili genellikle şey diyorsunuz. Yani gençlikte kendine has bir hacim var. Saç volümlü, cilt volümlü, ruh evet, daha volümlü evet. diyorsunuz. Ya o zamanları da yaşadık. Artık hani ameliyata ne gerek var diyorsunuz ama bu da hepimizi aynen. şaşırtıyor bir hem de hoşumuza gidiyor. Benim gibi insanlar için de bir umut oluyor tabii ki. Ama bu evet. böyle yatıp da kendini salarak da değildir diye de düşünüyorum değil mi? Herkes sırrı merak ediyor tabii. ama nedir o? Ya tabii ki genlerin çok büyük tabii. etkisi var. Yani ailede öyle bir şey var. Kız kardeşlerim, abilerim de öyle. Yaşlarını göstermeyen insanlar. Yediğin gıdanın etkisi var. Yani kendi işimi kendim yapıyorum hep. Yani günlük hayatımda çok sıradan bir hayatım var. Yani 2+1 evde yaşıyorum. Eşyalarım çok az. Ne bileyim ben basit bir hayatım var. Kendi yemeğimi kendim yapıyorum. Taze tüketiyorum. Başka ne var? Bakıyorum kendime. Mesela bir yerden geldiysem mutlaka yüzümü temizleyip yatıyorum. Hani mutlaka bir şey sürüyorum. Özellikle doktorum Cevat'ın hazırladığı. Yani ben çünkü ilaç kullanmıyorum. Senin bir yerini iyileştirirken bir yerini bozabiliyor. O yüzden neyi yuttuğuna, neyi vücuduna verdiğine dikkat etmen gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben de 2008 yılından beri yani çok çok zor durumda kalmadığım sürece birdenbire çok hastalanırsın, ağır ateşli falan olursun, antibiyotik okey ama onun dışında hiç ilaç kullanmıyorum. Doktorumun gönderdiği, onun kendi hazırladığı, yani o da bir tıp doktoru bu arada Cevat. Onun hazırladığı çay şeklinde hazırlıyor. Onları kullanıyorum sadece. O yüzden de mesela Covid'den şimdiye kadar alakam olmadı. Setlere rağmen. Onun gönderdiği yağ kullanıyorum. Etkisi oluyordur mutlaka bedenimde o tip şeylerin. Hı hı. O yağ bir karışım mı? Evet bir karışım. Az yemek yiyorum bir de. Yani tıka basa yemiyorum. Sıvı tüketiyorum. Ne bileyim ben. İçki ve sigaranın da çok büyük yan etkisi var. Ben onları da ancak bir arkadaş toplantısında tüketiyorum. Onun dışında günlük hayatımın içinde var olan maddeler değil. Ama iç dünyanın, düşüncelerinin, canlılara bakışın çok önemli olduğunu düşün. Gözün gördüğü ve anladığı şey senin aslında var olmanı sağlıyor. Nasıl yol alacağını gösteriyor. Yolda giderken asfalta bakmam, gökyüzüne bakarım, ağaca bakarım. Biri arabaya bakar, biri ağaca bakar durumu bu. Genelde canlı şeylere bakmayı tercih ediyorum. Maddesel şeylerden çok. Çok güzel. Canlı çok... olan her şeyi çok seviyorum. Yoga meditasyon var mı mesela? Hiçbir yok. Meditasyon var ama ne yoga var, ne pilates var. Pilates denedim birkaç kere. Bana göre değil, onu anladım. Çünkü insanın bedenini tanıması da çok önemli. Hani illa herkes yoga yapmalı, herkes spor yapmalı falan değil aslında. Sen bedeninin ne istediğine bakacaksın. Öyle aşırı insanın spor salonunda deliler gibi kendini yorması erken yaşlanmasına sebep oluyor aslında. Yani hiçbir şeyde aşırıya kaçmamak aslında buradaki konu. Her konuda. Ya hazır tüketmemek ama ya o raftaki şeylerin hiçbirini aslında yemiyorum.
Allah'tan canım çekmiyor hiçbirini. Onun da büyük avantajı olduğunu düşünüyorum. Nasıl iyi oyuncu olunur? Anlayışlı bir insansan iyi bir oyuncu olursun. Şöyle açıklayayım onu. Oynadığın karakterler değişik değişik karakterler olabiliyor. O karakterleri anlayamıyorsan, küçümsüyorsan ya da işte anlamak istemiyorsan zaten o kişi olamazsın. O yüzden iyi bir insan olman gerekiyor. Anlamak, anlayışlı olmak, disiplin illaki, odaklanmak, işine odaklanmak, özenmek, dürüst olmak. Ağlıyorsan gerçekten ağla. Hani ağlamayı oynama. O kelimeyi gerçekten duyarak konuş. Ya ezberden söyleme o replikleri. İyi oyuncu. Bedenine dikkat edecek, ruhuna dikkat edecek, zihnine dikkat edecek. Yani bir sürü şeyine bağımlılıktan uzak duracak. Çünkü bağımlılıklar skalayı daraltıyor bir süre sonra. Daha geniş, kapsamlı bir oyuncu olmak istiyorsan bedeni olabildiğince ham bırakmak. Ruhunu olabildiğince ham bırakmak. Yani ben şunu sevmem, ben bundan hoşlanmam, kahve içmeden asla ayılamam, bu olmasa şu olmaz falan gibi hiçbir kuralın olmayacak. Çünkü sen bir hamursun, bu hamurun hangi şekle gireceğini bilmiyorsun. O yüzden olabildiğince ham haliyle kendini tekrardan dönüştürmek. Yani bir karakterden çıkıyorsun, o yenilenme sürecini evde, ya da nerede daha rahat o ham hale dönüşeceksen bir süreliğine ara vermek. Üst üste oynamak bir dakika ya ne oluyor oluyorsun. Bir de siz o karakteri bütün gün yaşatmayı da seviyorsunuz değil mi? Oynadığınız roldeki karakteri. Evet, setteyken günlük hayata çok geçmemeye çalışıyorum. Tabii ki öğle tatilinde geçiyorum, aralarda geçiyorum ama onun dışında birazdan sahnem varsa o karakterin içindeyimdir, o kostümün içindeyimdir. Telefon mesela inanılmaz dağıtan bir şey. O yüzden dikkat ederseniz çok tek düze oyuncular çoğaldı. Çünkü ellerinde telefonla sahneye geliyorlar. Yani o ister istemez seni oraya çekiyor. Ben bayılıyorum bu arada telefondan bazen kendimi alamıyorum. Teknolojiyi çok seviyorum. Ve böyle içinde kayboluyorum. Böyle kendimi gözlüyorum. Hatice hadi kalk Hatice hadi çok oldu. Bunu da yapayım ondan sonra. Kendim de debelenerek çok çekici. O yüzden oradan kopmak gerekebiliyor yani. Hani onun için de uzağa koyacaksın telefonunu. Arkadaşlarına ya da ailene söyleyeceksin. Ben setteyim. Şu saate kadar oradayım. İsteyen zaten reji üzerinden sana ulaşabiliyor acil durumda. Yani orada olmak. Şunu da merak ettim siz bahsederken. Yeni nesil oyunculuklar var, oyuncular var. Bir de yeni nesil tiyatrolar var. Karşılaştırırsanız nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Sizin eğitim aldığınız kuşakla bu kuşak ve tiyatrolar farklı. Devlet Tiyatrosu'na emekli olduktan sonra Dot Tiyatrosu'nda oynamaya başladım. Evet. Bir sürü şey kazandım oyunculuk adına. Seyirciyle bağ kurma, kendi iç sesin, oyuncuyla olan ilişkin. Böyle bir sürü değişik tiyatro oyunlarında farklı oyunlar deneme şansım oldu. Bana çok şey kattı tabii. Hem Dot Tiyatrosu hem Kraft, sonrasında Alışık Tiyatrosu. Bir kere seyirciyi tekrar alma açısından da, çünkü küsmüş bir seyirci kitlesi vardı tiyatroya. Çünkü hep aynı şeyler, özensiz, dikkat edilmeyen, sanki seyirciyi yok sayar gibi oyunlar koymak falan. O tip şeylerden dolayı bayağı bir seyirci kazandırdı tekrar. Dot'un çok büyük faydası var o tiyatroların tekrar hayata geçmesinde. Çok da iyi oyuncular çıktı oradan. Bence de. Yani ben Dot'u çok severim. Şimdi de bakıyorum pandemiye rağmen ne kadar güzel tiyatrolar çıktı. Küçük sahnelerde, daha orta boyutlu sahnelerde nasıl işler yapılıyor. Nasıl güzel oyunlar oynanıyor. Ben de hayret ediyorum. Çok da takdir ediyorum. Peki Türkiye'de nasıl birlikte daha iyi yaşarız? Biz bir bütünün parçasıyız. Buna bir türlü nedense uyanmak istemiyoruz. Nefret bizi hiçbir yere götürmeyecek ya da şikayet bizi hiçbir yere götürmeyecek. Yani çözümün olmadığı yerde, anlamsız yere aynı şeyleri konuşmak. Çözümün ne? Çözümün yok mu? Okey, ne gereği var şimdi boş boş konuşuyorsun? Ya da nefret ediyorsun. Ne yapacaksın? Yani dövecek misin, öldürecek misin? Ne yapacaksın? Niye nefret ediyorsun? O kişiyi tanıyor musun? Sen sadece senin işine gelmediği için ve senin fikirlerine karşı olduğu için o insandan nefret ediyorsun.
Ama öyle bir hayat yok ki zaten. Hani herkes herkesle aynı fikri düşünecek diye bir şey de yok. O insanın hangi koşullarda yetiştiğini, neler yaşadığını, nasıl korktuğunu. Çünkü genelde o tip kişiler daha çok korkuyorlar. Hani böyle canavar zannettiğimiz kişiler aslında nasıl bu kadar anlamsız ve korkunç hareket edebiliyor dediğimiz, hani bu hani savaşı sevenler, kavgayı sevenler en çok korkanlar aslında. Onun korktuğunu düşündüğün zaman aslında ne yaparsın? Korkma dersin, değil mi? Tamam, geçiyor canım, geçecek, bu da geçecek. Onu becerebilsek, birinin başını okşama hissini yapabilsek, neyin var senin, niye bu kadar kötüsünü yani söyleyebilsek. Biz bir bütünün parçasıyız. O insan orada öldüğü zaman ya da mutsuz olduğu zaman ben burada mutlu olmayacağım. Onun farkında değiliz hala. Bir insanın mutsuzluğu seni mutlu etmeyecek. O mutsuz olsun artık, yeter, defolsun, gebersin gibi bir cümle kurmak bana çok anlamsız geliyor. O sırası geldiği zaman oluyor zaten. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Ben istediğim için olsun, yok öyle bir şey. Bu dünyanın düzeni var. Bu dünya zaten zor ve bu dünyada rahat yok. Çünkü dünya bu zaten. Gerçeği bu. Sen bu gerçeğin içinde yaşamak yerine başka bir gerçek yaratmaya çalışıyorsun. Ama başka gezegende var belki. Bilmiyoruz. Ama bu gezegenin gerçeği bu. Bu gerçeğin içinde biz sadece kolumuzun uzandığı yere kadar varız. Ben dünyayı kurtaramam. Türkiye'yi kurtaramam. Şehri kurtaramam. Mahalleyi kurtaramam. Ama şimdi Nilay'la tanıştığım için Nilay'la dertleşebilirim. Nilay'la bir şeyimizi paylaşıp bir yere yardım edebiliriz. Ben komşumu ya da eve gelen görevliyi elimden geldi. Gözünün içine bakarsam görürüm zaten onun bir şeye ihtiyacı olup olmadığını. Biz birbirimizin gözünün içine de bakmıyoruz artık. Kapıya gelen görevlinin nasıl yaşadığını kaç kişi biliyor? Biz böyle körüz çevremize ama Türkiye'yi kurtarıyoruz, dünyayı kurtarıyoruz. Biz bir mum ışığıyız ve sadece çevremize yetecek kadar enerjimiz var. Başka da yok. Bu klasik laftır ama çok doğrudur. Herkes kapısının önünü süpürsün ama kapının önünü süpürmek için de güce ihtiyacı var o insana. Süpürgeyi tutacak gücü. O da önce kendini iyileştirmekten geçiyor. Sen kendine bak. Çok güzel bir laf bence. Sen kendine bak. Herkes kendine baksın bence. Buradan geçiyor. Nilay. Çok güzel. Ben de aslında burada bitirmek istiyorum ama bir söz verdim Hatice Aslan'a. Birkaç kelime söyleyeyim. Çünkü dedi ki Hatice Hanım bana, iyi bir dinleyici olduğu için. Nilay, gerçekten merak ediyorum neler soracaksın, neler düşüneceksin. Evet. Konuşurken de bazı kelimeleri harikasın, not olarak aldım. Şimdi onları da söylemek istiyorum. Tabii, heyecanlı yer. Bu arada bunları söyleyince de şöyle biri olmaktan da çekiniyorum ama hani böyle reenkarnasyon. Açıklamasan bir şey. Hayır, şunu söylemek istiyorum. Hani reenkarnasyon bakanlar olur ya, sen eskiden şöyleydin. Hep kraldık, hep kraliçeydik. Şimdi ben de hep iyi şeyler evet söyleyeceğim. Ondan ama sonra... yani gerçekten ben mesela niye hep kral ve kraliçim? Niye ben hizmetçi değilim değil, mesela? Değil mi? Hep böyle oluyor. Şimdi ben onları çok gülerim. Ya yani çok da sahte bulurum ama. Nilay, bir şey söyleyeceğim. Kesin bir önceki hayatta tuvalet temizleyicisi falandım. Mesela umumi bir tuvalete giriyorum. Eğer kirliyse kağıtlar atılıyor, su çekiliyor, bilmem ne yapılıyor. Bir halimi görsem. Ben böyle şimdi şey öğrendim. Bulunduğun yeri bulduğundan daha iyi bırak. Bu kalp de olabilir. Bir yerde olabilir. Kafamda böyle bir kalıp var çünkü. Bir insanın kalbine de giriyorsun. Çünkü o bulunduğun kalbi de dağıtmadan çıkmak aslında. Onun için mesela eşlerimle aram çok iyidir. Sevgililerimle aram çok iyidir. Yani kibarca çıkmak, gitmek oradan. Kibarca girip kibarca çıkmak. Onun için galiba ben temizlikçiydim yani. Ama ben şimdi yine kraliçe sıfatlarıyla geliyorum. Şöyle ki, biz kısa bir süredir tanışıyoruz ama çok ortak arkadaşımız var. Onlardan da duyuyorum, dinliyorum. Bir süredir de bir şekilde de izliyorum. Demin söylediğim gibi bir iştah görüyorum ilk önce. Bir canlılık, kendini geliştirme heyecanı beni hep etkileyen bir şeydir. Öyle insanların yaşlanmadığını da düşünürüm ben. Ve yolculuk sevdiğini de hissediyorum. İlla ki bir seyahat manasında başka ülkeye, şehre gitmek değil de bir röportajda kendini tanıma ihtiyacı, yeni arkadaş edinirken o benim hakkımda ne düşünecek merakı bile bir yolculuk ve çok güzel. Yeniliklere çok açık buluyorum. Kendini değiştirmeye, deri değiştirmeye açık bir insan olarak görüyorum. Bunun için de biraz cesaret lazım diye de düşünüyorum. Bunlar birer nasıl olunur kelimesi, kuralı da olsun. Hareketlilik zaten belli.
dans, müzik, sanat sevgisi zaten belli. Hat bilmek diye de bir şey var. Ben mesela başka konuşmalarını da dinlerken de şunu gözlemledim. Mesela işte Ferhunde Hanımlardan bahsederken oradaki karaktere kendi kıyafetlerini götürmek ya da belki daha sonraki rollerine de kendi kıyafetlerini, küpelerini götürdü ama o işi yapan başka insan varsa onun sınırını aşmamak ya da işte başkalarını tanıyarak, tanıdıktan sonra onların tepkilerini değerlendirmek, onu kendine almamak, kendinle ilgili görmemek ve gerçekten objektif değerlendirmek kolay şey değil bizler için. Bravo. Yani işte canlı diyelim dediniz ya, yani hayvan, insan, bitki hepimiz canlıyız da insan olarak tanımlamamızın belki de nedeni, ben insanım derken aslında kusurlu bir varlık tarif ediyorum. Yani maalesef biraz bence değilim mesela ama bence olabilirim. Ne bileyim işte kusurlarım var, kendi çıkarımı düşünmem var. Ne bileyim bir hayvanı ya da bitkiyi kendimden daha aşağı bir varlık olarak işte birincilim ya insan olarak ben. Onları görmek var. Mesela benim insan olarak tanımlamam baştan beni tanı ben kusurluyum demektir belki de. Ama hakikaten akışta bırakmak şimdilerde çok söylenen bir şey ama aileden edinilmiş ben onu görüyorum. Yani bazı kadınlarda özellikle var. Ben bunu Kafa Dergisi için İyi Şeyler Kafası adlı bir köşe yapıyorum. Çok da sık bahsediyorum ondan. Ayda bir yaptığım bir iş ama özellikle böyle büyük şehirlerin dışında kadınlarla konuşurken bunu görüyorum. Hani böyle bazı kadınlar saçlarına bir topuz yapar, tak diye kalem yaparlar ve oturturlar. Evet. Hayatta yapamam. İşte bazı kadınlar onu çok kolaylıkla yaparlar. Ne bileyim beş çocuğa birden bakar, yemek yapar. Ne bileyim işte koşarken müzik dinlemeyi bile bir iş zannedebiliyoruz. Yani işte bu pratiklik çok hoşuma gidiyor. Belli ki anneden görülmüş. Küçük bir şeyi büyük hale, sorun haline getirmeme, kolay görme, hayatı su gibi yaşama, herkeste olmayan şeyler. Bu da güzel bir nasıl olunur sırrı olabilir. Su gibi yaşamak. Belki de bu. Su gibi. Kendimi seviyorum diyorsunuz mesela. Hakikaten kendini sevmek kolay değil bugün. Yani kusurlarımızı da görüyoruz çünkü. Başkalarını göstermiyor olabiliriz ama aynaya baktığımızda ya da bakmadığımızda kendini sevebilmek çok mühim ve çok güzel bir şey. Disiplinli olduğunuzu tahmin ediyorum. Arkadaş, ekip olmak herkesin harcı değildir. Bunu yapabildiğinizi düşünüyorum ben mesela. Bunlar herhalde daha aslında çok şey aklıma gelmiş. Çok şahane. Ne kadar doğru. İnsan olmak çok özel bir şey. Fakat insan kelimesine o kadar çok şey yüklendi ki kibiri getirdi evet, beraberinde. Evet, onu anladım. O yüzden bir bütün olduğumuzu tekrar hatırlamak adına belki canlı demek. Yoksa tabii ki insan olmak çok özel bir şey. Ama bir süreliğine belki unutmamız gerekiyor. Yani Nilay çok şahanesin ya. Vallahi bak çok hoşuma gitti. Sizi tarif yani eden çok, cümleler ama çok güzel nasıl yani olunur bütün, ifadeleri evet, de oldu. Evet, hatasıyla, sevabıyla, abartmadan yani hani böyle kendimi çok seviyorum ama falan da değil. Yani gerçekten hani ne yaptın açık ya, bu nasıl bir hareket böyle falan diye de hani konuşuyorum kendimle. Dinlerken ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi mesela lan Hatice yine ne demişsin ya, bu ne ya falan diye. Bazen Ekin diyor, anne diyor ne yapıyorsun ya falan. Bu arada son çok güzel bir şey. Siz bir yere yazmışsınız çocuk yetiştirirken Halil Cibra'nın sözü, çocuklar sizin emanetinizdir. Ah, onlar evet, sizin aracılığınızla oldular ama sizden değil. Aha. Ve sizinle olsalar da size ait değiller. Çok güzel bir şey bu. Hakikaten. Geleceğin okları sadece şu bildiklerimizi bir harekete geçirsek. Bizim harekete ihtiyacımız var. Bilmeye değil. Hareket etmemiz gerekiyor. Bir an önce harekete ihtiyaç var. Bildiklerimizi sadece uygulamak. Yani bu şeye benziyor aynı. Tiyatroda oyunu çalıştın, ezberledin. E tamam, oyun artık, perde. Buna ihtiyacımız var. Artık perdeyi açmamız gerekiyor. Oyun başlasın. Evet, çok güzel. Böyle bitirelim. Ve perde, oyun başlasın. Peki, ve perde. Çok teşekkür ediyorum. Nilay, çok teşekkürler. Sevgiler herkese.